Irkçılar, sahtekarlar, kadın düşmanları. İşte unutursak pek bir şey kaybetmeyeceğimiz Nobel ödülü sahiplerinden bir seçki. Ödülü hak etmeyen Nobel sahipleri. Yanlış duymadınız. National Geography, Nobel haftası başladığı sıralarda bu prestijli ödüle layık görülmeyen büyük keşiflerin bir listesini yayınlamıştı. Şimdi de olmasa da olacak Nobel ödüllülere göz atma sırası. Bazıları başarılarını olanaklı kılan kadın meslektaşlarını yok saymıştı. Bazıları ünlülerini sahte bilimi desteklemekte kullanmıştı. Bazıları da bilginin peşinde koşma kisvesi altında gizli ırkçılıklarını sergilemişti. William Shockley, transistörün mucitlerinden biri olarak Silikon Vadisi'ne silikonu taşıyan isim olmuştu. Ama ne yazık aynı zamanda iflah olmaz bir ırkçıydı. 1956 Nobel Fizik Ödülünü kazanmıştı. Ama daha sonraki yıllarda biyoloji ve genetik alanında hiçbir resmi eğitimi olmamasına rağmen soy arıtımı olarak bilinen ırkçı fikirleri desteklemek için bu bilim kodlarından yararlanmaya çalışmıştı. William Shockley, siyahların zihinsel olarak üstün gördüğü beyazlardan daha hızlı çoğaldığına inandığı için tersine evrim uyarısı yapmıştı. Önerdiği çözümler arasında sosyal yardım sisteminin kaldırılması ve bunun yerine genetik dezavantajlı bireylere kısırlaştırılmayı kabul etmeleri karşılığında mali destek verilmesi de vardı. 1993 Nobel Kimya Ödülünü alan Kerry Mulis, aykırı olarak tanınmaktan zevk alıyor. Dancing Naked in the Mind Field adlı otobiyografisinde astrolojinin erdemlerinden övgüyle bahsediyor. Uzaylılarla olası bir karşılaşmayı anlatıyor. Kendisine konuşan parlak bir rakım olarak görünmüş ve arada LCD kullandığını çekinmeden kabul ediyor. Ama ne yazık ki Mulis'in aykırı fikirleri arasında AIDS'i inkar etmek de var. Nobel ödülü sahibi olarak ününü HIV virüsünün zararsız olduğunu ve AIDS'in aslında eğlence amaçlı uyuşturucu kullanımı ve HIV ilaçları yüzünden ortaya çıktığını, aksini güçlü kanıtlar olmasına rağmen ileri süren moleküler biyoloji Peter Dunster'ın teorilerini desteklemek için kullanmıştı. 1918 Nobel Kimya Ödülü gübre olarak kullanılmak üzere nitrojen ve hidrojenden amonyak sentezleme yöntemi geliştiren Fritz Haber'a verilmişti. Buluş dünyanın her tarafında ürün verimini arttırmış ve Haber havadan ekmek yapan adam olarak ünlenmişti. Haber'ın adı bir başka buluşla daha anılıyor. Endüstriyel toplu katliam. 1. Dünya Savaşı sırasında cephelerde kullanılmak üzere klor geliştirip silah haline getirmek üzere bir program geliştirmişti. 22 Nisan 1915'te Belçika, Ypres'te 10 dakika içinde 1000'e aşkın Fransız ve Cezayir askerinin ölümüne yol açan 6000 gaz tüpünün kullanılmasına kişisel olarak nezaret etmişti. Niels Gustav Dahle'nin 1912 Nobel Fizik Ödülünü almasının nedeni çığır açan yenilikçi bir araştırmaydı. Deniz fenerleriydi. Solventil adlı keşfi, gazlı lambanın işleyişini ayarlayan bir güneş valfıydı. İşaret ışığını gün doğumunda kapatıyor ve geceleri bulutlu ve sisli havalarda, gündüzleri de otomatik olarak yeniden yakıyordu. Kuşkusuz ilginç bir buluş ama teorileri değiştiren bir araştırma değil elbette. Özellikle de Max Planck gibi bazı araştırmacıların fizik konusundaki anlayışımızda devrim yaptığı bir dönemde tüm bilimsel kategoriler içinde en az etkileyici ödül olmayı sürdürüyor diye yazmıştı. The Nobel Prize, A History of Genius, Controversy and Prestige adlı kitabında Feldman, akademinin Planck gibi çok daha etkileyici adaylar arasında fikir birliğine varamamış olmasından kaynaklanmış olabilir. Daha sonraki yıllarda akademinin elektriğin gelişmesine katkılarından dolayı Nikola Tesla ile Thomas Edison'a ortak ödül vermeyi kararlaştırdığı açıklandı. Ancak Tesla bu onuru Edison ile paylaşmayı reddetmişti. Bazı tarihi notlara göre Tesla mali bir anlaşmazlıktan dolayı Edison'a kızgındı. Bazılarına göre de ödülü bir mucitle paylaşmayı kendisine karşı hakaret olarak görmüştü. Ve böylece ödül daha iyi bir deniz feneri yapma yolu bulan birine gitmişti. Bu kategoriye girmeyi hak eden oldukça fazla Nobel ödülü sahibi var. Yaptıkları araştırmalarla resmen tanınmayı hak eden kadın meslektaşlarını bu haktan mahrum edenler bunlar arasında yer alıyor. Ama bir isim özellikle öne çıkıyor. Fizyoloji veya tıp dalında 2001 Nobel ödülünü alan Steve Hahn. İngiliz biyokimyacı, kadın gazeteciler ve bilimciler için Seoul'da düzenlenen bir öğle yemeği davetinde söyledikleriyle Haziran 2015'te sosyal medyada bir tsunami etkisi yarattı. Kızlarla sonunu anlatayım sizlere. Laboratuvarda olduklarında 3 şey yaşanıyor. Onlara aşık oluyorsunuz. Onlar size aşık oluyor. Eleştirdiğinizde ağlıyorlar. Erkekler ve kızlar için ayrı laboratuvarlar mı yapmamız gerekiyor acaba? Hunt daha sonra incitici olmaktan dolayı üzüntüsünü dile getirdiği sahte bir özür yayınladı ve sözlerinin komik, ironik bir yorum olmayı amaçladığını açıkladı.
Oysa panelde kendisiyle yer alanlardan birine yorumunun kökeninde dürüstlük bulunduğunu söylemiş ve Steam alanında çalışan kadınların son derece yetersiz temsil edilmesi konusunda hiçbir fikri olmadığını ortaya koymuştu. Nobel'in kadın meslektaşları yerine erkeklere verilen ödüllere dair gurur duyulamayacak uzun bir geçmişi var. Bunların belki de en korkuncu, mikrobiyolog karısı Esther Lederberg ile birlikte yaptıkları araştırma nedeniyle 1958 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülünü alan Joshua Lederberg. Esther Lederberg, bakterilere bulaşan bir virüs keşfetmiş ve kocasıyla birlikte bakteriyi petri kapları arasında taşımak için bir yöntem geliştirmişti. İlk deneylerde bakteriyi laboratuvar kabında bir yerden alıp başka bir yere koymak için onun pudra pomponunu kullanmışlardı. Günümüzde bilim insanları antibiyotik direncini araştırırken hala benzer bir yöntem kullanıyorlar. Tüm bu katkısına rağmen Nobel ödülüne ortak olamamış ve kocası Nobel konuşması sırasında kendisinden tek bir kere söz etmişti. Danimarkalı bilimci Johannes Fabiger, kansere yol açtığını düşündüğü bir parazit keşfederek 1926 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülünü almıştı. Ama bu cüretkar fikrin tamamen yanlış olduğu ortaya çıkmıştı. Yabani sıçanları inceleyen Fabiger, bunlarda gördüğü sigir benzeri kistlerden parazit kurtlarının yol açtığı bir tür kanser olduğunu inanmıştı. Nobel ödülü, keşfin kuşağımızın deneysel tıbba yaptığı en büyük katkı olduğunu açıklamasıyla verilmişti. Ama aslında öyle değildi. Her ne kadar bazı enfeksiyonların kansere yol açtığı doğruysa da bu sıçan hastalığının nedeni parazitler değildi. Sıçanların midesindeki sihirimsi tümörler parazitlerin etkisiyle etki yaratan A vitamini eksikliğinden kaynaklanıyorlardı. Peki Nobel'i nasıl aldı? Mikrobik dönemin doğuşu 19. yüzyılın sonunda yaşanmıştı. O sırada 20. yüzyılın başlarıydı, diyor Stanford Epidemiyoloji Profesörü Julie Parsoni. Her şeye enfeksiyonların yol açtığına dair bir heyecan vardı. Fabiger'in Nobel Komitesi'nde arkadaşları olması da pek fena bir şey değildi elbette. James Watson, kendi başına bir kategori. DNA yapısının kaşiflerinden Watson, başkalarını incitme şansını hiç kaçırmıyor. Berkeley'de yaptığı bir konuşması sırasında cinsel libido ile deri rengi ve kilo ile hırs arasındaki biyokimyasal bir ilişki olduğunu öne sürdü. Bir röportajında antisemitizmde bir noktaya kadar haklılık var şeklinde konuştu. X ışını kristalografi ile yaptığı çalışmalar bu keşfi olanaklı kılan Rosalind Franklin'i asla resmen tanımadı. Aksine meslektaşının dış görünüşünü ve giysi tercihini eleştirmeyi kendisine iş edindi. Watson, hoşnutsuzluk ve kendine acıma duygularıyla 2014 yılında Nobel ödülü madalyasını açık arttırmayla 4,1 milyon dolara sattı ve bu alanda bir ilk oldu. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.